polisler, açıklamalar ve Erdoğan Trump görüşmesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal aradı. Barış pınarına rağmen siyaset hareketli yazdım geçen. Arkadaşlarımız bizi muhalefetin diliyle eleştiriyor. Bu doğru değil. Arkadaşlar Barış Pınarı Harekatı ile iyi bir iğme yakaladık. Bunu sürdürmemiz lazım cümlesi üzerine konuştuk. Mahir Yunal'ın 1992 yılında bir albayın sızdırdığı haritayı çöpe attık. Önceden şehirlerimizdeki terör olaylarını konuşurduk. Artık telabiyatı, Resulayn'ı konuşuyoruz. Terörü sınırlarımızın öte yanında boğuyoruz. Sizin karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Bu sizin başarınızdır dedim sözlerini paylaşmak istedim. Cevap hakkına her zaman saygılı oldum. O nedenle Mahir Ünal'ın sözlerini paylaştım ama yazdıklarımın arkasındayım. Ayrıca sosyal medya hesabından attığı tweette yer alan terörle mücadele savaş değildir. Savaş ivmesi cümlesinin üzerinde durmayacağım çünkü benim aktardığım anekdotta öyle bir ifade yok.'' Mahir Ünal'ın sözünü ettiği haritayı 1. Körfez Savaşı sırasında değerli gazeteci Güneri Civaoğlu yazmıştı. Civaoğlu, Amerikalıların komuta merkezinde bir yarbayın Orta Doğu haritasının üzerine elini gezdirerek ''Biz savaştan sonra buralardan çekileceğiz. Geride bıraktığımız silahlar özellikle kuzeyde Kürtler tarafından ele geçirilecek. Silahlanan Kürtler Türkiye'den toprak isteyecek.'' Ya istedikleri toprakları vereceksiniz, ya da savaşacaksınız dediğini aktarmıştı. Etkili kişi karşınırdı. Birkaç yazımda Civaoğlu'nun yazısını referans göstermiştim. Ayrıca Amerikan sisteminde etkili bir ismin Orta Doğu'da birinci müttefikimiz İsrail, ikinci müttefikimiz ise Kürtler. Önceden Suudi Arabistan'dı, ama Kürtler artık bizim Orta Doğu'da İsrail'den sonra ikinci müttefikimiz olduğu değerlendirmesini de paylaşmıştım. Trump yönetiminden etkili bir isim ABD Başkanı Trump'ın damadı Karşınır'dı. Ancak kaynağımın ricası nedeniyle etkin bir isim demekle yetinmiştim. Ayrıca Karşınır Trump'ın danışmanı olması nedeniyle de etkin bir isimdi. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotaveli de YPG'ye desteği yalanlamadı. İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada İsrail diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz. YPG'ye her türlü yardımı vermeye hazırız dedi. Türkiye'nin Barış Pınar harekatıyla Irak sınırından başlayıp Akdeniz'e uzanan hatta bir PKK devleti kurulması oyununu bozdu. ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucunda YPG'nin sınırlarımızdan 30 kilometre aşağıya çekilmesi sağlandı. Bunlar önemli başarılar ama süreç henüz bitmedi. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan B ve C planlarımız var diyor. Yeni harekattan söz ediyor. Çünkü bu plan hem yeni bir plan değil hem de henüz masadan kalkmadı. Çillerle yazılmamak kaydıyla dün İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesabı yazımla ilgili olarak eski başkanlardan TanSu Çiller aradı. Çillerle 90'lı yıllarda PKK ile mücadele ve terörle mücadele uluslararası desteğin önemi üzerine yararlandığım bir görüşme yaptık. Yazımda Batı'nın desteğinin önemli olduğunu ama asıl sonucu belirleyenin seçimler olduğunu vurgulamıştım. Çiller hak verdi. Tabii ben orada bir yandan TanSu Çiller'e söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'na sen anla demek istemiştim. Çiller yazılmamak kaydıyla konuştuğu için burada paylaşmıyorum. Çiller terörle mücadelede Batı desteğinin Türkiye'nin elini rahatlattığını ve askerimizin önünü açtığını anlattı. Barış Pınarı Harekatı'nda koparılan kıyameti görünce Batı'nın desteğinin ne anlama geldiğini daha iyi anlaşılıyor. Ama Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesinden Karda krizine kadar önemli uluslararası krizlerde ABD Başkanı Bill Clinton'ın desteği Türkiye açısından önemliydi. Çiller bir görüşmemizde PKK'ya yönelik operasyonların en kritik anlarında gece yarısı uykudan uyan Clinton'ın çok güçlü destekler verdiğini anlatmıştı. Clinton Türkiye'nin önemini bilen bir ABD başkanıydı. Öcalan'ı kulağından tuttuğu gibi Türkiye'ye teslim etmişti. Mazlum Kobani'nin ABD'ye davet edilmesi çabalarını görünce Clinton'ın desteğinin önemi daha da iyi anlaşılıyor. Kritik görüşme Bugün yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesi de önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandası bu kez daha yüklü. Ünlü mektuptan Mazlum Kobane'nin ABD'ye davet edilmesine kadar uzanan önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemini anlatmak için selin kanlı olmaya davet eden değerlendirmesine katılıyorum. Erdoğan'la Trump'ın görüşmede ilerleme sağlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü her görüşmede bir adım atıldı. Esas yanlış olan bu görüşmenin yapılmaması olurdu. Erdoğan, Trump görüşmesinin yapılması dahi bir puan öne geçmemizi sağlar. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.